barınma süreçleri mi başlayacak? Orta uzun vadede, süre vermiyorum. Dolayısıyla o bölgenin bu şekilde ayrışması da doğal olarak biz komşu Türkiye ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki dünyayı yoğun olarak etkiye sokacak bir durum. Artı Euro'nun geleceğini olacak tabii. O da ayrı bir konu. Şimdi şöyle bir şey. Benim bir tezim var. Yıllardır bunu savunuyorum. Avrupa Birliği çok sanal bir yapı. Bu yapıda ne siyasi birlik var görüyorsunuz, ne mali birlik var. Evet. Sanal bir yapıyla bir üstten emirle bir merkez bankasının yönetimi elinde olan ve Brüksel'de antidemokratik, evet antidemokratik diyorum, bunu da hepsi altını çizsin. Çünkü Juncker Avrupa Parlamentosu'nun başkanı olarak dolaşıyor. Diğerleri de Schulz da hepsi ne diyor? Ama referanduma gitmeyin, halkın dediği olur. Halkın dediği olması aslında demokrasi değil mi? Evet. Aa, buyurun. Burada cevabını verdiler zaten kendileri. Kendileri bir bürokratik, teknokratik bir yönetim üzerindeler ve aşırı teknokratik bir yönetim. Avrupa Birliği dağılacak. Nasıl dağılacak? İyi dinleyin lütfen. Dağılacak derken, bak refah seviyesi, birikim, imalat, üretim, tüketim gücüne bakarsanız böyle taş devrine düşecek demiyorum. Bu sistem şu andaki strüktür dağılacak. Ulusal devletler oluşacak. Belki yeni bir birlikler çıkacak. Ama şu mevcut durumda Avrupa Birliği kalınca. Avro yok olacak. Bu benim tezim. Uzun senelerdir anlattığım tez. Ve bu tez, bu gidişatı görürsek çok hızlı oluşacak bunlar Zeliha. Şimdi, çok hızlı oluşacak. Bu Avro, Euro ittirerek gidiyor şu an zaten. Evet. Görüntü öyle. Almanya büyük bir güç orada. Euro'yu tutan. Öyle görünüyor. Diğerleri de kullanmak zorunda kaldıkları için kullanıp ilk Euro'ya geçiş zamanlarını hatırlıyorsun. Ben de o zaman bütün ülkeler, evet, bütün ülkeler sarsıldı. Korkunç bir hale geldiler. Sonra toparlandılar. Çok da uzun bir süre değil yani. Ben hatırladığıma göre demek ki bir 40 sene falan olmuş yani. Hani çok geçmişi olan bir şey değil bu. Sonuçta çok hızlı bir süreç işliyor gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. Çok hani Euro'nun gelmesi... Sizin dediğiniz gibi dağılı gidecekse, yok olacaksa, Euro'nun yok olması sadece 40 yıllık bir hadise gibi karşımıza çıkıyor o zaman. Sürdürülebilir caizse, bir sistem değil gibi. Zeliha, tabiri caizse o çocuk, Euro çocuğu ölü doğdu. Tamam, zombi gibi doğdu. İlk geldiğinde zaten bir kazığı yediler, affedersiniz, öyle söylemem gerekiyor. Bütün Avrupa'daki millet, Euro'nun çevirme kurlarını belirledikten sonra birden Almanya'da gibi ülkeler %50'den %100 gibi zamlar oldu. Tabii. Ne oldu? Avro'nun geldiğinden beri alım gücü tamamen eridi Avrupa'da. Hı hı. İnsanlar alım gücün eridiğini çok iyi farkındalar. Şimdi bir de bakıyorsunuz İtalya diyoruz değil mi? İtalya'da genç işsizlik oranı %40. Yes. Resmi işsizlik oranı %11 bizdeki gibi. Buyurun. Ve bunun dışında acayip bir bütçe açığı veriyor borç üzerine yürüyen ve 2007'den beri de hiç büyümeyen bir ekonomi var. Buyurun daha ne vereyim, reçete bulmaları gerekiyorlar. Yani burada radikalleşme olacak. Bu çok önemli bir süreç. Bakın önemini altını çizerek söylüyorum. Yıllardır hazırlanmamız gerekiyordu buna. Şu anda önümüzde ve çok hızlı olacak. Böyle benim anlattığım şeyler 5-10 yılda değil. Önümüzdeki 2 senede bunların hepsi olacak. Hepsi yaşanacak. Ve arkasından yeni bir çözüm sunulacak. Bu diyalektik bir sistemdir. Bir teze bir antitez çıkarak sonunda sentez çıkar. Bunu da her zaman altını çiziyoruz. Yönetim metodiki budur. Yani burada bunlar yaşanacak. Şimdi...